Henüz tabaka mine tabakası var. Bu sizin dışarıdan gördüğünüz tabaka. Kemikten bile çok daha sert bir tabakadır. Çok sağlam bir tabakadır. Ama siz fırçalamazsanız, şeker çikolatayı çok yiyip sonra da fırçalamayı ihmal ederseniz buradan çürükler ilerler, alt tabakalara doğru yol alır. O yüzden iyi fırçalamamız lazım. En önemli tabaka mine tabakası çünkü. Onun altında dentin adını verdiğiniz bir tabaka var. Bir de köpler var. Üç tabakadan oluşuyor. Köpler de dişin içindeki sinirlerimizi koruyor. Eğer iyi fırçalamadığınız takdirde sinirlere ulaşıyor çürükler. Siz de ağrıyla, sızıyla yaşamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ne yapıyoruz? Günde iki kere dişlerimizi fırçalıyoruz. Bir sabah kahvaltıdan sonra, bir de gece yatmadan. Gece yatmadan çok daha önemli. Uykuya yenik düşüp ihmal etmeyin. Çünkü gece çürük akışımız da azalıyor. O yüzden çürükler çok daha hızlı ilerliyor. 2 dakika boyunca fırçalarsanız, bu yaşlarda başlarsanız fırçalamaya ömür boyu sağlıklı bir havuza kavuşuruz. Nasıl fırçalayacağınızı biliyor musunuz peki? Böyle. O şekilde değil. İşte o şekilde değil. Çünkü dişeklerine çok zarar veriyor. Dişeklerin çekilmesine sebep oluyor. Şöyle göstereyim ben size. Üst çene de şu şekilde aşağıya doğru süpürerek hafif hizleştirip şu şekilde arkadan başlayıp yavaş 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 öne doğru geliyorsunuz. Alt çenede ise şu şekilde. Alttan yukarıya doğru. Mesela iç kısımlarını da fırçalamamız lazım. Üst çiğnediğimiz yüzeyleri. Hani fırçalanmadık, fırçanın değmeyeceği hiçbir alan kalmayacak aslında. Bir daha da senin için tabii göstereceğim. Hemen geliyorum. Üst çene de şu şekilde aşağıya doğru süpürüyorum. Alt çene de yukarıya doğru. Eğer bu şekilde fırçalarsanız şurada gördüğünüz gibi diş etlerinde çekilmeler meydana gelir. Sonra sızlatırsanız ağrısızlık. Hani çürük olmamasına rağmen ağrısız hissedersiniz. Şu şekilde. Yukarı üst çeneleri şöyle aşağıya doğru süreceksiniz. Alt çeneleri şöyle yıkabiliyorsunuz. Evet, eğer fırçalamazsanız bu şekilde çürür. Çürük çok ilerler. Eğer doktora gitmezseniz bu şekilde iltihaplar oluşur. Korkuyor musunuz diş hekiminden? Yani var mı? Çekil. Aşağıya doğru. Anlaştık. Çok az bir mavi.